6 Şubat 2023 tarihinde ilk depremle Kahramanmaraş üssü depremde 10 ilde hasar meydana geldi. Şu anda ekranda hasar tespit sistemimizin ana ekranını görüyorsunuz. 10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6000 personelle devam ediyor. İldeki hasarın büyüklüğüne göre personel sayısının değişiyor. Toplamda bu zamana kadar 10 ilde 132.898 bina incelendi ve bu binalarda toplam 761.104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7.584 adeti yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapı, 12.617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki bina olarak, yapı olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme geliyor. 100 bin bağımsız bölümde şu anda oturulması mümkün değil diye görülüyor. 3600 binanın orta hasarlı olduğu görülüyor. Bu da bu binaların güçlendirme görmeden kullanılamayacağı manasına geliyor. 26.603 bağımsız bölüm, 26.603 konut bu şekilde güçlendirme görmeden kullanılamaz durumda olduğunu görüyoruz. 31.791 az hasarlı, 60.185 yapı ise hasarsız. 91.000 yapı yaklaşık az hasarlı ya da hasarsız olarak görülüyor. Bağımsız bölüm olarak karşılığına bakıldığında ise 563.000 gibi konuta denk geliyor. Bunlar ise depremden oturulamayacak durumda bir hasar almadığı anlamına geliyor. Zaten 311.713 yapı hiç hasar almamış. 252.722 ise az hasar almış. Sıva çatlağı gibi, boya dökülmesi gibi yapısal bir hasar almamış anlamına geliyor. Dün akşamdan itibaren bildiğiniz üzere hasar nokta tespit @csb.gov.tr'de bu bütün veriler yayınlanmaya başladı. Vatandaşlarımız kendi adres bilgileriyle, kimlik bilgileriyle girdiklerinde eğer tespiti yapılmış ise evlerinin hasar derecelerini görebiliyorlar. Ve eğer bu sistemden baktılar ve hasar derecelerini hasarsız olarak gördülerse evlerine dilerlerse girebilirler. Çünkü bu yapı bu depremden bir hasar almamış anlamına geliyordur. Yine aynı şekilde eğer evlerinin hasar derecesini az hasar olarak görüyorlarsa bu da yapısal bir hasar almadığı anlamına geliyor. O yapının yapısal sisteminde bir hasar olmadığı anlamına geliyor. Yine bu şekilde görülen yapılarda da vatandaşlarımız dilerse evlerine girebilirler. Hasar tespiti 3 aşamalı yapıyoruz. Birincisi, ilk aşamada afet etkisi belirleme çalışmaları, İHA'larla ve dronlarla uçarak yıkık tespit etme ve denetleyeceğimiz, inceleyeceğimiz alanın büyüklüğünü tespit etme yönünde bir çalışma. Bunlar özel yazılımlı dronlar, normal dronlar, İHA'lar değil. İkincisi, sizin de bahsettiğiniz gibi inşaat mühendislerimizce, ekiplerimizce sahada incelenerek yapılan, sisteme girilen bir tespit. Üçüncüsü ise ana merkezlerde yatma ya da bir deplasman gibi risk gördüğümüz yerlerde yine farklı cihazlarla inceleme şeklinde yapıyoruz. Hasar tespiti gözle yapılan bir incelemedir. Bunun standardı da, mevzuatı da bütün dünyada da böyledir. Burada mühendislerimizin baktığı şey taşıyıcı sistemde deprem kaynaklı bir hasarın olup olmadığıdır. Yani benim binam 45 yaşında, 50 yaşında, benim binamın acaba beton dayanımı nasıl, acaba demirlerinin durumu nasıl gibi bir tespit değildir bu. Bütün dünyada da hasar tespit bu şekilde yapılır. Deprem bu kolonlara, kirişlere, taşıyıcı sistemlere bir hasar verdi mi, işte burkulma oldu mu, kesme oldu mu, çatlama oldu mu, bunlar incelenir. Ülkemizde de bu şekilde yapılıyor. 10 ilimizde farklı seviyelerdeyiz. Gaziantep özelinde söyleyecek olursam şu anda kümülatifte %50'yi geçtik. 4-5 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.
Farklı illerimizde de farklı seviyelerde yürüyor. Kümülatif olarak bakıldığında da tüm illerde %30-35 bandında olduğumuz görülüyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz hasar tespit çalışmalarına, teknik çalışmaları 3-4 gün içerisinde bütün illeri de bitirebiliriz. Çok ciddi bir ekibimiz var, eğitimli ekibimiz var bakanlık olarak. Bunların hepsinden yararlanarak çok kısa süre içerisinde de bitirebiliriz. Ancak tabii vatandaş şok yaşadı, travma yaşadı. Sahanın bir takım hassasiyetleri var. Biz bu hassasiyetleri de gözeterek ve saygı duyarak normal bir hızla ilerliyoruz. Yoksa çok daha hızlı bitirip hemen enkazı da alabiliriz. Sayılar olsa sayıları veririz tabii ki.